Patlıcan. Patlıcanla devam edelim. Patlıcan da çöp. Evet. Çöp kebabı. Çöp kebabı. Aynen. Çöp kebabı yapıyoruz efendim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bu bende şef. Onu tamam. Ben buradan alayım. Şunu sizi hiç oyalamayayım. Bir sunum tabağı da istiyorum şöyle. Serpil Hanım. Şakayını da vereyim size. Doğru. Tamam, o bende şefim. Çöp kebabı için gerekli olan malzemeler şu an. Evet. Ekranda 500 gram kıyma, bir dilim bayat ekmek, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru soğan, 4 adet sivri biber, 4 adet patlıcan, kimyon ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var. Köfteyle hemen bir başlayalım. Köftemizi öncelikle bir yoğuralım. O arada köftemiz hazır hale geldikten sonra patlıcanlarımıza devam edeceğiz. Tamam, Serpil Hanım şimdi size hemen verecek hocam. Ben de bu güzel tatlıyı şöyle... Bir kase alabilir miyiz? Yoğurmayı. Hemen verdim şefim. Şey ama bizim ekmeğimiz biraz daha bayat olsaydı şef daha rahat edecekti de. Buzluğa atabilirsiniz. Buzluktan buzlu buzlu rendeleme işlemi de yapılabilir. Evet, güzelce rendeliyor şefimiz. Soğanı da mı rendeleyeceğiz hocam? Evet, soğanı da rendeleyeceğiz üzerine. Tamam. Maydanozumuz var sırada ve baharatlarımız var. Tamam. Rondodan da bu işlemi yapabilirsiniz. Un haline getirip. Evet, yut. Şöyle kuru taraflarını alayım. İç tarafı lazım değil bize. Ay, taş düştü dibine. Evet, ekmeğimiz yeterli. Bence de. Şunları alalım. Evet. Rende dursun Serpil soğan için. Ha doğru. Karabiber. Evet, karabiberimizi ekleyelim. Bence hepsini koyabilirsin. Tuz fazla gibi gelir sanki, az. O yüzden şöyle tuzu az kısmam gerekiyor. Doğru bu yeterli. Sağlık açısından da benim gibi çok tuz yemeyin. Serpil de öyle. Diyete gidiyoruz, diyet yapıyoruz göğe. Sabah kahvaltıda tuzsuz sebze yemiyor. Yani öyleyim mi ben diyor. Tuzlu da yemez ki. Ödem yapıyor. Ödem tutuyor tuz. Evet, ayıklayalım onları. Şey yapamıyorum ya. Kesin. Şu an ekranda çöp kebabının tarifi geçiyor. Soğanımızı küçük rendenin küçük tarafından rendeliyoruz ki dişe gelmesin. Dişte rahatsızlık vermesin diye kıymetli izleyicilerim. Evet, soğanımız da yeterli. Rendeledik. Şimdi biber ve patlıcanı da Serpil kendince toparlıyor. Gerçekten mükemmel. Yiyeceğiz. Maydanoz, evet. Yeşil yeşil gözükecek. Hakikaten bakıldığında bir yumurtası eksik. Anne köftesine benziyor ve anne köftesini bayağı bir anımsatıyor açıkçası. Diğer yapacağımız tarif kolay mı? Hiç kalmayalım. Son 15 dakika. Son pilavımız var. Çünkü fırına gidecek galiba bunlar. Evet, fırına gidecek. Serpil Hanım tamam, onu da verelim ki geç kalacağız. Bu da tamam. Alıyorum. Ben fırının ayarını yükselteyim. Hemen kebabı verelim. Bu zaten pişti. Bu bir beşamaliyle. Tamam. Fırın görecek, gelecek. Evet. Hemen şunu da hallettim mi? Evet. Şef köftemizi yoğurmaya başlayalım. Şefim, sosumuz hazır mı? İsterseniz şey yapın, köfteleri ben yoğurayım. Tamam. Patlıcanı doğrayayım ki geç kalmayalım. Emrah Şef, sen hafta sonu ama sınavdayım dedin bana. Evet, sınavdaydım. Sınava mı girdiniz şefim? Yok, eşim üniversite sınavına. Ha ne güzel. Vallahi hafta sonu konuştuk, Nermin şey dedi. Eşiniz ne okumak istiyor? Ya liseyi bitirdi, üniversite kazanırsa üniversiteye gidecek. Maşallah. Helal olsun, bravo. Neydi eşinizin ismi? Efendim? İsmi ne eşinizin? Kevser. Kevser Hanımcığım, Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah ideallerinizin peşinde her zaman koşun. Rabbim de hayırlı kapılar açsın ve hayallerinize kavuşun. Ben şu an çok mutlu oldum. Şey demedin değil mi? Ne sınavı hanım bu saatten sonra? Dedin mi de? Şöyle söyleyeyim, o da zaten ilkokulda bakmıştı. Liseyi bitirdi. Şimdi üniversiteye kazanırsa geçiş yapacak. Maşallah. Helal olsun. Ne okumak istiyor demiştiniz? Ya onun hayalinde daha çok böyle hani memuri gibi böyle... Yeterli. Daha çok böyle nasıl söyleyeyim? Dini konularla alakalı bir aferin, şey. Aferin, tesettürlü çünkü kendisi. Maşallah. İlahiyat okuyacak. İlahiyat. Süper. Nermin görüyor musun? Ben çocuğumu helal bekledim. Helal olsun. Vallahi. Ben gidip çocuğumu bekledim. Emrah Şef de eşini beklemiş. Görüyor musun? Ne güzel ya. Vallahi.
Evet, bekliyorum. Ya işte böyle özellikle beylerin açık ve net söylüyorum eşlerinin yanında olup onlara destek olması gerekiyor. Yani onları ayrı bir kulvarda yalnız bırakmamaları gerekiyor. Değil mi şef? Hayat onun için vardır zaten. Hı. Eş dediği zaman mutluluk. Kesinlikle mutluluk olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir insan bir yerde mutlu olmuyorsa ve seneler sonrasında yine mutlu olmadığını fark ediyorsa gerçekten o yerde durmanın bir anlamı yok. Bir de şöyle geçen çok güzel bir muhabbet geldi Saliha Hoca'nın yapmış olduğu. Ben o tarz videoları çok seviyorum sosyal medya üzerinden. Şey dedi... Ama ben Bismilliyim der. Diyarbakır'da doğduğu için. Ay, güzel. Diyarbakırlı doğurunca. Orada doğdu. Siz orada mı şey yaptınız yoksa Türkiye'de mi evlendiniz? İstanbul'da mı evlendiniz? Ben Diyarbakır'da evlendim. Ha, oradan buraya geldiniz sonrasında. Yo, ben buradaydım zaten. Ha. Düğünü orada yaptım. Ben söyledim düğünü İstanbul'da yapalım dedim. Yok dedi biz burada yapalım dedi. Ha, tabii, akrabalar çoğunluk orada olduğu için dedim öyle olsun peki. Ne güzel. Evet. Kaç sene oldu? Ben yapayım şefim onu. Peki. Siz biberlerinize devam edin. Efendim? Kaç sene oldu? 14 sene oldu. Maşallah. Allah hayırmasın inşallah. Çizgili. Teşekkür ederim. Hayırlı ömürler nasip etsin Allah. Şefim çizgili gidiyorum. Yok yok. Tıraş yapacağız onu dilim sarmamız için. Aa çok özür. Şunu da verebilirim. Bir tane daha var şef. Tamam. Bak. Bu daha büyük. Doğru bakalım. Neyse. Söylemeyeyim mi? Pijamalı yapmayayım mı yani bugün? Serpil pijamalı değil. Giyince de şey yapmak istiyor. Evet ben de şu an izliyorum. Anladım. Bizim şey söyleyecekler de güzel değilmiş. Serpil şey Rabia'n diyorum. Şeyin getirdiği var ya. Tuğba'nın. O iyiydi. Dur, o da var ama o daha şey. Bir denesin bakalım. Şef 3 tane verdim. Kurtarıyor ya. Yetiyor. Bazen çünkü bunlar şey yapmıyor, tutmuyor. Helimin içinin maydanoz dolması. Şöyle. Kızartacak mıyız onları peki? Gerek var mı? Bunları aslında normalde tuzlu suda yatırmamız lazım. Acısını almamız gerekiyor. Şimdi yaz zamanımız. Patlıcanı. Aynen acı da değil zaten. Ve son dakikalar artık diğer tarif etli. Hemen ona da girmemiz gerekiyor. Zamandan kazanmamız lazım. Evet birazcık hızlanalım. Şimdi ne yapayım ben? Hadi bana da bir şey. Ben tamam aynı yardım. Şekilde devam et. Ben bıçakla yapsam şefi. Olur. Bıçakla da yapsam olur. Aynı şekilde devam edin. Sarabilirsek böyle. Ediyorum şef şimdi geliyorum görsen bak. Bak yavrum bak. Eskiden soyacak mı vardı şef? Vallahi hiçbir şey yoktu ama mutluluk vardı, huzur vardı. El emeği göz nuru vardı şimdi eskiden. Her şey var, huzur yok. Keyif almıyoruz. İnsanlar insanlara çünkü yük oluyor. Yük olan insanlar yüzünden de hayattan keyif alma şeyimiz kaçıyor, tadımız. Ben yük olan insanları hayatımda tutmam ya. Kesinlikle. Vallahi ben yapmam onu yani. Ben de saatten sonra tutmuyorum. Bırak etini gitsin diyorsun. Hayır bak şöyle bir şey vardır. Ben insanlara iki tane fırsat veririm. Aynen üçüncü öyle. Fırsatı vermem. Doğru. Bir yanlış yapar. Hani bir arkadaşlığımız vardır, dostluğumuz vardır. Hı-hı. Onun hatırına derim. İkinci fırsatı veririm. Ya belki bir çay kahve yediğimiz, içtiğimiz vardır. Onun hatırına veririm. Hı-hı. Üçüncüsünü yaparsam benim ahmaklığım olur. O yüzden o fırsatı vermem. Katılıyorum. Ne güzel. Yapmam çok, yani. Bitmiştir çok o iş. Çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Salıverin gitsin diyorsun. Tabii. Gerek yok. Zarar verecek çünkü. Kendine de zarar verir, sana da zarar verir. Evet efendim. Evet. Patlıcanlarımız da hazır. Şimdi ne yapacağız? Şef sen bize göster, biz devam edelim. Ben bir tabak alayım. Rica edeyim lütfen. Nasıl tabak? Şunun gibi mi? Yok. Fırın kabı. Fırın kabı, evet pardon. Hemen verdim şey. Fırın kabıyla devam edelim. Bakalım. Bunu beğeneceksin. Süper olur. Nasıl yapacağız hocam? Evet hemen şimdi böyle saracağız bunları. Ha istim kebabı mı gibi mi? İstim kebabı gibi şöyle. Ha. Bu şekilde saracağız biz onları. Süper. İstim gibi. Hı-hı. Var mı aynen, kürdanımız? Kızartmadan. Rabia'cığım oradan şey alabilir miyiz biraz kürdan? 8-10 adet uç. Uç. Şöyle yapıyoruz. Şuradan geliyoruz. Siz koyun öyle şefim. Hemen kürdanlayacağız. Geliyor. Tamam. Şöyle. Buradan da tabii kürdana şart. Açıyor patlıcanın kalın yeri. Ters çevirelim onu.
Vallahi şefim şu... Bohça yapıp altına koyalım. Sert olduğu için. Patlıcan sert. Evet, şu ince. Geliyorum şef, geliyorum. Hemen şimdi kırdanlarımız geliyor. Evet, şöyle ters çevirip koyduk. Hemen hızlı hızlı yapalım. Evet. Bu da çok lezzetli olacak. Salçamız var hem mı? Hem de pratik olacak. Olmaz mı şef? Süpersiniz. Biz hemen geliyorum. Evet, şimdi hemen bir kere daha gösteriyorum yakında. Şöyle getirdik artı şeklinde ortasına köftesini oturttuk izleyicilerim. Şu şekilde bakın. Bağlıyoruz. Evet, şu şekilde katlıyorum. Şuradan getiriyorum. Bunu buradan alıyorum. Bunu da buradan aldıktan sonra görüntü şu. Yani köfteyi içerisine saklıyoruz hocam. Ve fırın tepsisinin içerisine de yerleştiriyoruz. Şimdi hızlı hızlı bir tane daha göstereyim. Ben gideyim salçam alayım geleyim şef. Orada küçük bir köfte koyayım. İnceymiş. Şöyle. Şöyle. Rabia gerek kalmadı. Biz hallettik. Şöyle. Bir tutam gelene kadar biz hallettik. Demokraside çağırırken böyle. Böyle. Süpersin. Ati'de de var. Teşekkür Edi. Ati bize günahını vermiyor bu aralar. Allah hayırlı edin. Şöyle. Şef onu bunda açayım mı biraz? Efendim? Salçamızı. Tabii biraz açalım onu. Okey hemen geldim. Evet camımız küçük geldi galiba. Yok şöyle sıkıştırırız. Tamam çok da güzel oldu. Son bir tane daha alayım. Nasıl? Kaç dakikamız var ki? Yetişir rahat. 13 dakikamız var. Kaç? Verdim. Evet. Tamam. Hemen tamamdır. Fırına gönderelim. Evet, fırına şunları da şöyle şu aralara koyayım da kurban olduğum hemen gelmiş yan olmasınlar. Da var. Pissinler. Peki süper. Ekip arkadaşlarımız buradan iyi verir. Ziyan etmeyelim. Hemen pilava geçiyoruz biz. Şunları alalım hocam. Bunları kullanacak mıyız? Biberler olsaydı tamam. Şey kürdanlar şöyle üzerinde. Tamam. Şu şekilde yapacak. Koyalım onları. Üzerine. Şöyle yapalım. Denesin. Hoppa. Evet. Buhara pilavı çok seviyorum ve gerçekten paylaşmak istediğim bir pilav tarifi. Eti de kuzu eti olduğu için çok rahat pişecektir. O yüzden hemen yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır diyoruz. Hemen şıpşak paylaşacağız. Bugünkü yemekler çok ağır. Aslında sofralarda böyle ağır misafir geldiğinde yapabileceğiniz güzel, şef, şık, buyur, evet, havalı yemeklerdi. Sen tamam, bunu hemen süzdürürsün. Hemen geldin canım. Ben sonuçları buradan alıyorum. Kararmasın diye poşete koymuştuk. Az malzemeyle güzel bir buhara pilavı yaptı. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ben Orhan'a göstereyim bunu. Tamam şefim. Evet. Şöyle geldim Orhan'cığım. Geldim. Sen zahmet etme, ben geldim ayağına. Bak. Aman yarabbim. Şunu sana verdim en şefim. En sevdiğim. Patlıcanlı ve kızarmadığım için alalım. Hafif olacak. İki tane tavamız lazım. Bunu şey alalım. Serpil bir şey için alabilir miyim? Tutacak. Ne? Geldim tatlım bir dakika. Bundan alsam yanmam herhalde. Şef, et için tava istiyoruz. Evet, et için tava istiyoruz. 200 dereceye getirdim. Sadece iyice kızarana dek bunu pişireceğiz. Bunu hemen atalım şef de. Kapa tabanı değil. Şöyle evet, güzelce şey yapıyorum. Serpil incelmiş mi? Ekranda farklı gözüküyor değil mi? İşte motive edeceğiz kankamız. Çok incelmişsin ekranda, incecik gözüküyormuşsun ya. Yalan söylüyor. Hayır doğru. Dalga geçiyor benim. Gerçekten fark etti. Bu motive dün akşam beni aradı. Neredeyim biliyor musun diyor. Dedim neredesin? Ben dedi sahilde yürüyorum dedi. Vay dedim. Vay anasını dedim. Sayın seyirciler dedim. Serpil bu motivasyon güzel. Böyle devam edersen mum gibi olacaksın. Ben söyledim ama Yüksel Bey'e çok pis bozuğu. Değil mi Yüksel? İncecik. Çok beni gaza getirdi. Öyle böyle değil. Biraz. Ya? Yüksel seni çok beğenmiş bugün. İçinden bir Serpil daha çıkmış diyor. Serpil buranı lekelemişsin aşko. Oo şöyle göstereyim mi fırının içerisine? Orhan Beyciğim.
Evet, biraz daha burada kızarsın istiyorum açıkçası. Çöp kebabımız burada pişerken kebabımız pişiyor. Bunlar çünkü hepsi fırınlı olduğu için anca yetişiyor. Güzelce pişsin diye de fırından çıkarmıyorum. Çok hafif oldu. Kızartma kullanılmadı hiçbir şekilde. Her şeyiyle birlikte sadece fırın yolculuğu yapıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.